Ebu Abdillah, Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhuma şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Ubeyde radıyallahu anhi başımıza kumandan tayin ederek, Kureyş kervanının karşısına çıkmak üzere bizi gönderdi. Bize azık olarak bir dağarcık hurma verdi. Verecek başka bir şey bulamamıştı. Ebu Ubeyde hurmayı bize tane tane veriyordu. Dinleyenlerden biri, "O hurmalarla nasıl geçinebiliyordunuz?" diye sordu. Cabir, "Onları çocuğun meme emmesi gibi emer, sonra üzerine su içerdik. O gün geceye kadar bize yeterdi. Sopalarımızla ağaç yapraklarını silker, sonra onları suyla ıslatıp yerdik," dedi. Sonra sözüne şöyle devam etti. "Biz deniz sahili boyunca yürüdük. Sahil boyunda önümüze büyük bir kum tepesi gibi bir şey çıktı. Onun yanına kadar geldik. Bir de baktık ki amber denilen bir balık. Ebu Ubeyde, "Bu ölü bir hayvandır, yenilmez," dedi. Sonra da, "Hayır, bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elçileriyiz ve Allah yolundayız. Siz son derece zorda kalmış bulunuyorsunuz. O halde yiyiniz," dedi. Biz 300 kişiydik ve bir ay süreyle onun etinden yiyerek orada kaldık. Hatta kilo da aldık. Balığın göz çukurundan testilerle yağ aldığımızı biliyorum. Biz ondan öküz büyüklüğünde parçalar kesiyorduk. Ebu Ubeyde bizden 13 kişiyi alıp onun göz çukuruna oturttu, onun kaburga kemiklerinden birini de alıp dikti. Sonra yanımızdaki en büyük deveyi semerledi ve deve ile kaburga kemiğinin altından geçti. Balığın etinden pastırma da yaptık. Medine'ye gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gidip olup bitenleri anlattık. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "O Allah'ın sizin için çıkarttığı bir rızıktır. Onun etinden yanınızda bir miktar var mı? Bize de yedirseniz," buyurdu. Biz de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ondan bir parça gönderdik, o da yedi. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadis-i şeriften öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Ordu için bir kumandan gereklidir. Bu kumandan ordunun en seçkinlerinden olmalıdır. 2. Kumandanın meşru olan emirlerine uymak ve ona itaat etmek gerekir. 3. Savaş halinde olunan düşmana pusu kurmak ve ekonomik hedeflerini vurmak, mallarına el koymak caizdir. 4. Ashab açlığa, susuzluğa, her türlü sıkıntıya karşı son derece tahammüllüydüler. 5. İctihat, Peygamber Efendimizin vefatından sonra değil, onun zamanında da caizdi. 6. Denizde yaşayan hayvanların ölüsü mübahtır. Ebu Hanife'ye göre balıktan başka deniz hayvanları yenilmez. Balığın da sebepsiz, bir av aletiyle olmaksızın eceliyle öleni yenmez. Şafii mezhebine göre su hayvanlarından kurbağa yenmez. Maliki mezhebine göre kurbağa da dahil bütün deniz hayvanları yenir. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize bu hadis-i şerifi güzelce anlayıp mucibince amel edebilmeyi nasip eylesin. Amin.